Dün konuştum babamla, sesi kötü geliyordu. Sonra dün gece aradım, açmadı. Demin de aradım, yine açmadı. Korkuyorum anne. Allah Allah. Ne oldu ki adama? Bilmiyorum. İsa abiyi aradım, o da bilmiyormuş. Eve hiç gelmemiş. Alo? Halacığım, nasılsın? İyi değilim Meltem abla. Babam ortalarda yok. Ben de onun için aramıştım ya. Ulaşamadım da sende bir haber var mıdır diye. Yok, bende de haber yok. Korkuyorum. Korkma halacığım, korkma. Çıkar bir yerden, canı sıkkındır. Girmiştir bir deliğe, çıkar gelir işte. Hadi inşallah. Nereye kayboldu ya? Baktık müdürüm, her yere baktık. Evine, hatta eski karısının evine. Ayşegül Hanım'ın evine de baktık. Orada zaten kimse yok. Oğlum adam gibi arayın. Başına bir şey mi geldi, ne oldu ha? Ya başına ne gelecek müdürüm? Kötü bir şey olsa haberimiz olurdu. İyi tamam, siz şey yapın. Aramaya devam edin. Bu yaptığın hiç olmadı Bahri Baba. Ayıp ediyorsun. Adil'le iş yaptın mı, yapmadın mı? Yaptım. İş yaptım, yapmadım değil. Nerede görüştünüz? Görüşmedik baba. İş yaptık sadece. İhsan diye bir adamı var bunun. Sadece onu gördüm ben. Dikkatini mi dağıldı koç? Adamın niye dikkatini dağıtıyorsun lan? Rahat mısın şimdi? Lan oğlum bana bak. Ne biliyorsan anlat. Seni burada çamaşır gibi asacağız. En azından sakat da kalsan yaşarsın. Ya dalga mı geçiyorsun sen? Öldürürler beni. Akıllı bir adam kimden korkması gerektiğini bilir. Ama sen akılsızsın. Baba, kimse bir şey bilmiyor. Ne yapacağız? Bulana kadar arayacağız. Poyraz'dan da bir haber çıkmadı değil mi baba? İyi tamam, ben Sadık'ı göndereyim, baksın o meseleye bir. Ha. Lan sen! Ha? Ne arıyorsun lan sen? Ne yapıyorsun oğlum lan? Delirdin mi sen? Ha? Delirdim lan, delirdim. Şimdi bana her şeyi anlatacaksın. Her şeyi anlatacaksın lan! Poyraz, ateşle oynuyorsun. Yakacaksın kendini. Amirim ne yapıyorsun? Alın şu makineyi elimden lan! Geri bas! Kal orada. Sakın dokunma bana, geri bas! Konuş lan. Konuş lan, konuş. Konuş ulan, aç ağzını, konuş. Bilmiyorum mu sandın? Anlamıyorum mu sandın lan sen? Asıl sen konuş lan. Ha? Bahri ile ağzımı hiç tuttun ha? Gebertirim. Öldürürüm lan seni. Gebertirim seni. Duydun mu beni? Öldürürüm lan seni. Yaktın lan kendini. Yaktın. Bundan sonra değil polislik, bekçilik bile yapamazsın. Süründüreceğim ulan seni. Göreceğiz bakalım. Kim kimi süründürecek, göreceğiz onu. Göreceğiz. Tabii göreceğiz. Senle daha işim bitmedi. Çekil lan. Amirim ne olur bir sakin ya. Bir sakin amirim ya. Bırakmayın bunu. Çıkmayacak buradan. Verecek bunun hesabını. Lan sen önce yediklerinin hesabını ver lan. Ne oluyor burada? Bu ne hal? Az önce odama gelip gırtlağıma sarıldı bu manyak müdürüm. Poyraz, doğru mu bu? Evet, doğru. Doğru söylüyor, doğru. Bununla daha işim bitmedi.
Aklını başına al. Ben de akıl makıl kalmadı artık müdürüm, kalmadı. Bak atılırsın meslekten. Atmayan. İyi tamam, bunu sen istedin. Öyleyse benden günah gitti. O günah asıl benden gitti müdürüm. Asıl benden gitti. Hadi size hayırlı görevler. Ya amirim, bir dakika ya, ne oluyor? Ya amirim bir anlatın ya. O şerefsiz, onları çalışıyor. Onlar kim? Onlar lan işte. Araştıracaksınız, her adımını takip edeceksiniz. Araştırıp bulacaksınız. Ya amirim, birincisi siz az önce istifa ettiniz. İkincisi biz müdürü nasıl takip edelim? Tamam, etmeyin o zaman, etmeyin. Ya tamam, bir sakin olun, bir konuşalım. Siz niye böyle delirdiniz? Biz hiçbir şey anlamadık. Amirim sen sakat bir şey yapmadın değil mi? Tamam. Siz beni boş verin artık, tamam mı? Beni boş verin. Bundan sonra ben kendi başımayım, tamam mı? Siz bana bulaşmayın. Yok amirim. Ne oldu bilmiyorum ama bir şey olmuş işte. Oldu evet. Oldu. Ama anlatamam. Anlatsam da aklınız almaz zaten. İhsan, herif delirmiş lan. Hangi herif lan? Lan hangi herif olacak? Poyraz. Az önce geldi benim odayı bastı. Bu Kürteş olayından sonra kaybolmuştu. Geldi gırtlağıma sarıldı. Ne işler çeviriyorsun lan falan dedi. Ya bu manyak benim peşime düşmesin lan. Ne oldu, tırstın mı müdürüm? Oğlum herifin gözü dönmüş lan. Şube müdürüne bile posta koydu. Hiç böyle görmemiştim manyağı. Boş ver. Havlayan köpek ısırmaz. Hadi sonra konuşuruz. Ne olmuş? Poyraz delirmiş. Müdüre saldırmış. Öyle mi? Çok mu öfkelenmiş? Öyle anlattı. İşte damarlarında benim kanım dolaşmaya başladı. Kaynıyor. Hissediyorum bunu. Yüzünde bir perde. İçinde öfke, ha? Güneşin Poyraz için yavaş yavaş batmaya başladığını hissediyorum. İhsan! Ya amirim, acele karar vermeyin. Önce bir sakin olun. Ben artık sakin falan olamam Aslı. Ya tamam olmayın ama var mı yapabileceğiniz bir şey? En azından onu söyleyin. Var. Var. Ben bir doktor arıyorum. Tamam abi, güzel. Bulalım. Adı ne? Adını sanını bilmiyorum. 40-50 yaş arasında Türkiye'de ne kadar kadın doğum uzmanı varsa hepsini bulacaksınız, tamam mı? Önce sabıkalı olanlar, tabipler odasından atılmış olanlar. Hepsini tek tek bulup listeleyip bana getireceksiniz. Gerekirse uyumayacaksınız, o adamı bulacaksınız. Tamamdır amirim. Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.